Arşat altımızda kaldı hayatım. Hayır, şimdi ucu çıkınca göreceğiz. Asıl Arşat altımızda. Karşıda da var. Herkes oraya çıkardı, o eğilmez mi? Ucu aşağı. Çekelim bakalım. Ondan sonra çıkalım. Maşallah yandı burası aynen. Merhaba, 07.07.2018 Cumartesi. Biz şu anda Yıldırım ve Coşkun aileleri olarak Coşkun ünlü aileler olarak Hallstatt'a geldik. Günay Bey, neler söyleyeceksiniz? Vallahi izlemeye doyamıyoruz. Şu an sadece seyrediyoruz. Seyrediyoruz. Evet, manzara mükemmel. Manzara mükemmel. Evet, Coşkun kardeşler. Çok güzel her şey. Doruk beyler. Doruk sen ne güzel. Merhaba. Ben sunucunuz Erhan Yıldırım. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Programımız bu kadar. Bunlar kokuyor mu? Burası Almanya'da ilk konakladığımız ev. Burada iki gece kalacağız. Bizden başka konaklayanlar da var. Airbnb üzerinden. Bugün 8 Temmuz. Birazdan Hohenstaufen şatosuna geçeceğiz. Annesi, babası, Doruk Bey. Gel babacığım. Burada hani köpekler vardı. Nerede o iki küçük köpek? Nereye gitti o köpekler? Bak burada babası var onun. Gel gördün mü? Köpeğin babası var, gel. Nerede o? Ha, orada yatıyor, bir tane köpek var. Küçük köpek. Bunlar onun babası herhalde.
çıkıyorsun sanırım. Görürüz mü? Çünkü... Şu an Lindenhof Sarayı'nı gezdik. Şimdi bahçesinin içerisinde bulunan ilerideki bir başka köşke doğru yoldayız. Gidiyoruz. Etrafta yeşillikten başka hiçbir şey yok. Muhteşem bir doğa, tertemiz bir hava ve inanılmaz manzaralar, inanılmaz ağaçlar. Bavyera bölgesi denildiği kadar da varmış. Cennetten bir kuşa adeta. Katılıyor musunuz Aslan? Evet, katılıyorum. Helva. Kırmızı araba babacığım. Kırmızı araba. Gidiyor mu kırmızı araba? Kırmızı.
yanımızda araba gidiyor mu? Buradan benzinciye geliyor. Burada benzin koyuyoruz. Benzin alıyor bak. Çevir onu. Toptan dümeni. Çevir onu babacığım. Düt düt. Yok, böyle. Hah, öyle çevir babacığım. Tekrar merhaba. Stuttgart'tan Münih'e doğru giderken yolun tam ortasında bizi müthiş bir tema park karşıladı. İsmi Legoland. Şurada giriş kapısının logosunu size göstermek istiyorum. Müziği de şu anda duyuyorsunuz. İnsanı böyle aşırı heyecanlandırıyor. Sanki bir masal diyarına gelmiş gibi hissettiriyor. Legoland, Deutschland. Burası Legoland, Lego'nun tema parkı. İçeride kalma yerleri var. Günlük olarak kalabiliyorsunuz. Artı karavanınız varsa karavanınızla giriş yaparak burada kamp kurabiliyorsunuz. Zaten tema park o kadar büyük ki bir gününüzü kesinlikle ayırmanız gerekiyor. Öyle söylüyorlar. Yalnız şöyle de bir durum var. Bunu gelmez önce mutlaka göz önünde bulundurmakta fayda var. Kişi başı 47,5 euro. Kişi başı tek giriş 47,5 euro. Sadece giriş. Sanırım içeride de başka oyuncakları binmek için ya da benzeri aktiviteleri kullanmak için ayrıca para ödememiz gerekiyor olabilir. Onun tam emin değilim. Onu soramadık. Aslı, içerideki diğer oyuncaklar giriş için de ayrı para ödenmesi gerekiyor muydu? Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. O zaman sadece 47,5. Anladım. Yani olmayabilir. Tabii doğru. Sonuçta 47,5'u verdikten sonra buranın her yerinde benim yatıp kalkıp yemek yiyor olmam lazım. Yani böyle bir hak, en azından bana tanımaları lazım. Falan filan. Evet, şu anda Legolardan yapılmış muhteşem oyuncaklar ve içeride tema parkı görüyoruz. Burası Augsburg'a yakın bir noktada. Çok çok yakın bir noktada. Dediğim gibi bir gününüzü ayırabileceğiniz, rahatlık verebileceğiniz bir yer. İçerisinde kamp yapma alanı var. Artı kalma yeri de var. Yani kendi oteli de var. Otelinde de kalabiliyorsunuz. Tent üzerinden rezervasyon yaptırdıktan sonra. Gerçekleşiyor. Artı burada yıllık kart üyelik de varmış. Onu gördük. Onun daha uygun olduğunu gördük. Yani bir yıllık kart alarak eğlenebiliyorsunuz. Legoland. Bugün 13 Temmuz 2018. Öğle saatleri. Şu an Stuttgart'ta Porsche Müzesi'nin olduğu yerdeyiz. Alt katta arabamızı otoparka park ettik. Tek Porsche olmayan sanırım biziz. Şu an Doruk'un kendi Porsche'unun yanındayız. Evet, bu Porsche Doruk'a ait. Açtım. Kapıyı mı açalım? Araba sende anahtar. Sende olması lazım babacığım. Aha. Arabalara bak. 2000 arabası. Sadece otoparka bile geçsek şu anda Fadime'nin dediği gibi yeterli olacak bize. Her taraf Porsche. Şimdi birazdan müzeye çıkacağız. Bir de yukarıdakileri göreceğiz. Efendim. O açmak için evet şu an uğraşıyor. Babacığım, anahtarı sende olması lazım. Ben sana bırakmıştım ama. Evet. 1911. Babacığım, neymiş bunun modeli? Bakalım mı? 911 Carrera GTS. Aynen. Tekrar merhaba. Şu an müzenin içerisindeyiz. Müzeden bu merdivenlerden çıktıktan sonra bizi 1948 model ilk Porsche modeli karşılıyor. Hemen arkasında da diğer modelleri sırasıyla göreceğiz. Bize bir kulaklık verdiler. Bu kulaklıkla bize müze boyunca bir saatlik rehber eşlik edecek. Gördüğüm kadarıyla alan bayağı büyük. Bir de ufak bir bilgi. Araç kiralayabiliyorsunuz. En düşük kiralama ücreti yaklaşık 200 euro. 200 euro ile yaklaşık bir saatlik herhangi bir Porsche aracının keyfini sürebiliyorsunuz. Ancak rezervasyonun oluyor. Buraya gelince hemen aracı alıp gideceğinizi düşünmeyin. Önceden internet üzerinden rezervasyon yaptırmanız
gerekiyor. Porsche müzesi gezimiz devam ediyor. Şu anda bir tarafta 911 modelinin, efsane 911 modelinin dönüşümünü görüyoruz. Onun yanında da pistlerde boy gösteren diğer Porsche modellerini görüyoruz. Efsane Porsche yarış otomobillerini yakından izleme fırsatımız var. Hiçbir şekilde dokunmamıza izin vermiyorlar. Ama zaten dokunmak değil de yanında bulunmak bile muhteşem bir duygu. Muhteşem bir görsel şölen. Bu arada bize verdikleri kulaklıklar sayesinde araçların yanındaki numaraları girerek onlar hakkında daha geniş bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu araçların üretildikleri tarihler, motor hacimleri, hızları, teknik bilgileri, kısacası teknik bilgileri ve diğer bütün gelişimiyle ilgili tüm bilgileri sağ olsunlar bu şekilde bize veriyorlar. Şu an konuşamıyorum bile. Wow. Porsche Müzesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Müzenin içerisinde bu turuncu ve arkada gördüğünüz beyaz araçların içerisine binip fotoğraf çekme imkanımız vardı. Az önce bu şansımızı değerlendirdik. Hayatımda bindiğim ilk Porsche bu oldu. Süremesem de her ne kadar. Sanırım Boxster Cabrio modeli. Şurada VR teknolojisiyle araç kullanabiliyorsunuz. Burada da diğer binebildiğimiz Porsche vardı. Hemen yukarıda da diğer modelleri göreceğiz birazdan. Porsche müzesinde yavaş yavaş üst katlara çıkıldıkça günümüz modellerine yaklaşmaya başlıyoruz. İlk katlarda haliyle eski modeller vardı. Şimdi yukarılarda daha modern, daha yakın zamanlı modeller mevcut. Şu an gördüğünüz beyaz Porsche'un son elektrikli modeli. Birazdan onu yakından inceleyeceğiz ama öncesinde şunları göstermek istiyorum. Burada bir Cheyenne var. Hibrit Cheyenne. Ve yarı saydam yapmışlar. Motorunun bataryaların nerede olduğunu göstermek amaçlı. Şu anda gördüğünüz üzere müthiş bir işçilik mevcut. Bu arada arkada gördüğünüz, yanlış anlaşılmasın, Porsche marka at arabası. Traktörü var da neden at arabası olmasın. Asıl burada videoyu çalıştırmamın sebeplerinden bir tanesine geleceğiz. Daha önce bilgisayar ekranlarında bir bilgisayar oyunu sayesinde çok yakından görme şansına sahip olduğum 918 Spider. 918 Spider modeli şu anda burada kanlı canlı görmekteyim. Çok heyecan verici bir araç. Kesinlikle çok heyecan verici bir araç. Muhteşem. Hibrit model bu arada. Bunu da belirteyim. Hibrit model. Gayet de büyük bir araç. Yani boyutlarına bakarsak gerçekten efsane. Aynı zamanda çok heyecan uyandıran bir yapısı var. Üst kısım karbon fiber. O en azından buradan belli oluyor. Çift kişilik harika bir Porsche modeli daha. Hemen onun solunda da 24 saat yarışlarında, Le Mans yarışlarında kullanılan, yanlış hatırlamıyorsam 24 saat yarışlarındaydı, kullanılan Porsche 919 modeli. Bu da hibrit modelmiş. Burada onu öğrenmiş olduk. Yarışlarda orijinal kullanılan araç. Üzerinde hafif çizikleri, sıyrıkları falan var. Yani savaş şeyinden çıkmış gibi. Bu da boyutları itibariyle gerçekten devasa, büyük bir araç. Şu an yanında durmak bile heyecanlanıyor. Kim bilir kokpitinde nasıldır. Evet, daha sonra günümüz araçlarıyla devam edeceğiz. Bu arada şunu da göstermek isterim. Şu ekranda Porsche'un şu ana kadarki gelişimini gösteren bir çizelge. Sağ tarafta hangi modelin ekranda yansıdığı, ekranda da çizimleriyle beraber kimin olduğu, hangi aracın olduğu belli oluyor.
Böylece çizimlerin aslında birbirine ne kadar yakın olduğu, böylece modellerin birbirine ne kadar yakın olduğunu burada görebiliyoruz. Evet, 911 G modeli bakalım nasılmış. Mesela bu şekilde çizimler, modeller birbirine oldukça yakın. Bir efsane modelle daha karşı karşıyayız. Porsche meşhur Boxster modeli. İlk Boxster sanırım bu. Daha önce de bir tane Boxster görmüştüm ama bunun 2001 modelmiş. Yok, bu ikinci versiyon. Bu da bir hayli tutulan modellerinden birisiydi. Eğer Porsche'u takip ediyorsunuz yakından tanıyacaksınız zaten. Yine Porsche'u tanıyanların çok çok aşina olduğu ve sevdiği modellerden bir tanesi benim de hassas olduğum Carrera GT modeli. Bu da boyutları itibariyle hayli büyük bir model. Yani 2003 model, yaklaşık 330 km maksimum hız sınırına sahip bir araç. Olağanüstü, olağanüstü muhteşem. Hemen yanında GT3 RS modeli mevcut. Bunun bu kadar sade durduğuna bakmayın. Bu araçta toplamda 306 km hız yapabilen muhteşem bir araç. Porsche'un evrimi devam ediyor. Bu sırada da son olarak 911 Sport Classic modelini görüyoruz. Bu da yine bu sport evriminin, sport serisinin son üyelerinden. Görüntüsüyle, rengiyle muhteşem bir araç. Evet, bakın jantındaki detaylar muhteşem. Burada içerisi. Bir de önden görünüşünü alalım ve bu videoyu sonlandıralım. Ben bir de bunların fotoğrafını çekmek istiyorum. Evet, burada bir ilginç noktaya geldik. Karşıda Porsche modellerinin resimleri var ve burada da gördüğünüz üzere pedallar var. Bu pedallar kimlere ait? Mesela bu Porsche 935'in pedalı. Bakalım basalım ne olacak? Muhteşem. Burada da Porsche 911 var. Muhteşem. 911 GT3 RS. Oops. Ve son olarak karşınızda Porsche'un elektrikli, tamamen elektrikle çalışan modeli. Yalnız bu model tamamlanmadı diyebiliyorum ki, zira iç tarafını göremiyorsunuz. İç tarafını bir kalın bir plastik tabakayla kapatmışlar. Hani iç dizaynı henüz daha tamamlanmış değil. Ya da muhtemelen bu modelde bize göstermek istemiyorlar. Henüz tabii yolları da çıkmadı bu araç. Şu an tamamen prototip. Araç tamamen elektrikli, ancak otonom sürüş özelliği olmayacak. Bu konuda Porsche'un CEO'sunun çok güzel bir sözü var. Porsche alan müşterilerimiz bu aracı kendileri kullanmak isteyeceklerdir. Bu zevki kendileri tatmak isteyeceklerdir. Bunu bir robota bırakamazlar, bırakmak istemezler. O yüzden otonom araçlara biz karşıyız ve şu anda düşünmüyoruz demişti. Bence de çok güzel bir söz, yerinde bir söz. Ama elektrikli olması haliyle bu araçları farklı kılacaktır. Şu yönden farklı kılacaktır. Tesla modellerinde gördüğümüz o hızlanma olsun, sürat olsun ve tabii ki elbette ekonomi yakıtı olsun. O yönde bir geleceğin aracı, geleceğin daha doğrusu teknolojisi diyeyim, özür dilerim. Elektrikli otomobillerde geleceğin teknolojisi. Porsche'un da bu yönde atılım yapması, modellere ağırlık vermesi kesinlikle güzel bir şey. Ve son bu araçta da turumuzu tamamlamış olduk. Ben çok memnun kaldım. Bir dahaki sefere belki de inşallah burada bir araç deneyimi yaşarız. Sürüş deneyimi yaşarız. O da ayrı bir heyecan verici
şey olsa gerek. Son olarak şu modeli çekerek videoyu tamamlayayım arkadaşlar. Muhteşem. Biz geliyoruz.